Ha, olmadı. Ama aşık oldum. Sadece peşinden koşmadım. Peşinden koşacağın birisini istiyor musun hayatta? Şu an hayatımda birisi var zaten. O yüzden öyle bir isteğim yok. İlişkiyi bitirmek için bu tür sorular. Evet yani. Son ilişki babayla konuştun mu? Babamın haberi var. Babamın haberi var ama... Yine bitiremedim diyormuş. Peki çapkın mısın? Değilim. Yok çapkın değilim. Yani. Hiç değilim. Flörtöz? Değilim. Olmadım hiç. Merhabalar, bu hafta konuğumuz veda mektubundan Emre Kıvılcım. Merhaba. Merhaba Emre, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, çalışıyoruz, yoğun, devamlı. Koşturuyorsunuz. Sizler nasılsınız? Valla iyi, biz de aynen öyle. Artık hani işte diziler, sezonlar, oradan oraya. Sezon kalmadığı için devam ediyoruz. Sezon diye bir şey kalmadı, evet aynen öyle. Bir işten diğerine biz de koşturuyoruz. O zaman hazır işten konu açılmışken, işten veda başlayalım mı? Veda mektubundan girelim. Şimdi Mehmet karakteri. Mehmet'i sen nasıl anlatırsın diye en klişe soruyla seni evet. rahatlata. Ben zorlaştıralım süreci. Evet, ondan sonra. Evet, yani Mehmet olgun, planlı yaşamayı seven, hayata da daha çok duygusal değil de mantıksal kararlar vererek devam eden, işkolik bir standart yaşam tarzı olan bir karakter aslında. Gül Hanım'la yapımcımızla konuştuğumda da zaten Emre'ye çok benzettiğini, ben de senaryoda oynadıkça gerçekten kendine çok örtüşen noktalar buldum. Hangi tarafları daha çok sana benziyor? Mehmet'in mi? Ya ben de olgunumdur. Sakin bir hayatım var. Planlı yaşamayı severim aynı şekilde. Hayata da çok duygusal olarak yaklaşmam sadece iş haricinde. İşime maalesef duygusal olarak yaklaşıyorum. Mantık. İnsana mısın dedi. Mantık zaten. Evet. Sayısalcıyım zaten. Hani eğitim hayatım da o şekilde. Belki onunla da alakası var. Sözel okuyanların mesela daha çok duygusal yaklaştığını fark ettim. O yüzden çok noktada örtüşüyoruz aslında ama tabii hayatta da olduğu gibi Mehmet'in planladığı gibi gitmiyor olaylar. Bir karakterin dönüşüm noktası şu an gerçekleşiyor. Daha planlı yaşarken ana bırakmak zorunda kalıyor olayları ve bunun daha doğru olduğunu anlamaya başladı. Ana bırakarak daha duyguları ön planda yaşıyor. Bakalım Mehmet'le beraber yolculuk ediyor Emre'de. Seni de böyle değiştirmeye başladı mı? Akışa ya, bırakmaya başladı onu oluyor mu? Zaten hayat tecrübesi sana onu edindiriyor. Yani onun doğru olduğunu anlamaya başlıyorsun zaten her şeyin. Tecrübeyle, planla ilerlemediğini anlıyorsun. Bazı şeyleri akışına bırakmak, zamana bırakmak, zamanın doğru kararı verdiğini anlamak gerekiyor. Tam da dizdeki Mehmet karakteri gibi. Aslında. Ben de yaşıyorum onu özel hayatında tabii ki. Peki Mehmet böyle tüm engellere rağmen sevdiği için mücadele ediyor. Sen aşkın için mücadele eder misin? Tabii. Ederiz. Malatyalıyız falan. Hiç ettin mi? Yani hiç öyle bir aşk yaşadın mı? Mücadele etmem gereken bir aşk yaşamadım. Oldu o zaman öyle iki insanı bir araya, o duyguları bir araya getirdi ve dediğim gibi zamanı bırakınca zaten ilerledi süreç. Ha, olmadı. Ama aşık oldum. Sadece peşinden koşmadım. Peşinden koşacağın birisini istiyor musun hayatta? Şu an hayatımda birisi var zaten. O yüzden öyle bir isteğim yok. İlişkiyi bitirmek için bu tür sorular. Evet ya, kötücül sorularla. Peki Mehmet burada Aslı'yla olan aşkı için ailesini karşısına alıyor. Aslında bu çok cesaret gerektiren bir şey. Yani hani çünkü bir anda her şeyimiz dediğimiz ailemiz, bir anda da çok aşık olduğun, sevdiğin ve belki hayatını geçirmek istediğin insan var. Sen olsan hani bir aşk için aileni karşına almaya cesaret eder misin? Yani aşk aileden daha baskın gelebilir mi? Şimdi Mehmet
böyle bir yolda ama bir yandan da ailesini yine kıramıyor. Onu bırakıp res çekip gidemiyor. O yüzden de aşkıyla beraber, ailesiyle beraber yaşama yoluna girdi. Sanırım ben de yani ailemi karşıma almaktan ziyade aşkımdan asla vazgeçmem bir kere ama ailemden de vazgeçmezdim. İkisini bir noktada buluşturmak için mücadele ederdim. Yani bir tercih yapmak için değil açıkçası. Peki o zaman şeyle soralım, hiç ailene karşı çıktığı bir ilişkin oldu mu? Yok. Senin steril ilişkiler. Ya temiz. Olmadı zaten şöyle benim... Temiz bak. Çok geç haberleri olur ailemin benim ilişkilerimden açıkçası. Babamın çok haberi bile olmaz. Annem genelde bilir. Bizde öyledir yani. Baba en son duyar olayları. Artık o iş aynen. En ciddiye binerse. Tabii ciddiye bindiğinde babayla konuşulur. Öyle bir kültürle büyüdük ettik. Tam da aslında Mehmet'in de yaşadığı şey bu. Son ilişki babayla konuştun mu? Babamın haberi var. Babamın haberi var ama... Yine bitiremedim diyormuşum. 2-3 dakika konuştuk, benim çıkmam gerekiyordu, çıktık. Üstüne de hiçbir konuşma olmadı. Olmadı. Ondan da gelmedi bir şey. Peki, veda mektubu hikayemizin evet. Adı. Sen hiç hayatına veda mektubu yazdın mı? Veya işte mektup tabii birazcık daha zamanın... Mesaj evet, olarak. Evet, hani gerisinde hani o... Çünkü bir eskiye dönüyoruz dizide de, hikayede de. Geçmişe döndüğümüzde mektupla bir ayrılma görüyoruz. Tabii günümüzde daha çok belki bu mesajla yaşanıyordur. Senin hiç öyle bir veda oldu mu yazılı tabii, olarak? Yazdım. Yani uzun süreli ilişkilerim oldu benim genelde. Ve tabii ayrılınca bu süreç hani... Hadi görüşürüz deyip olmuyor bu süreç. Yani bir açıklama yapman gerekiyor karşı tarafa. Dolayısıyla bunu da ayrıldıktan sonra yapman gerekiyorsa arayarak yapamıyorsun. Mesaj yoluyla yapıyorsun yani. Peki şimdi senin bir süredir birlikteliğin var. Oyuncu Yıldız. Yıldız mı? Recep Yıldız mı? Recepova. Ya Yıldız diye yazılıyor Özbekistanlı. Ama yani okunuşu da Yıldızlı aslında. Biz Özbekçesinde de yıldız demek olduğu için yıldız diyorum ben de açıkçası. Sizinki bir dizi çekiminden mi başladı? Evet, sette mi başladı? Bundan önceki işimde biz Türkiye-Özbekistan ortak yapımı bir proje çektik. Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan, o toprakların tarihi kahramanını anlatan bir hikaye. Orada da partnerim oynuyordu. Öyle bir yolculuğa çıktık beraber. İlk görüşte aşk mıydı? Yoksa dizi içinde zamanla bir senaryo geçtikçe o oradaki hikayedeki aşk gerçek aşk mı? Senaryo da geçmemişti. Döndü. Daha dizi başlamamıştı. O zamanlar çok zor şeyler yaşamıştık. Onlar buraya gelmişti. Arkasından pandemi başladı. Burada 7-8 ay kaldılar falan. O sıralarda konuşa konuşa, buluşa buluşa serüven başladı. Romantik misindir? Değilimdir aslında. Ama komiyimdir. Şakalaşmayı severim. Yani sevgilimle ilişkilerimde hem arkadaş olurum, hem sevgili olurum, hem yani birbirimizin ihtiyacı neyse onu karşılayacak kişiler oluruz aslında. O sırada romantizm, romantiklik çıkıyorsa çıkıyor olur. Ama hani böyle çok böyle hediyeler alan, sürprizler hazırlayan birisi değilim. Değilsin. O konuda biraz o durumdur yani. Peki Yıldız Özbekistan'da mı yaşıyor? Özbekistan'da yaşıyor. Peki mesafenin aşkı etkisi ne oluyor? Zorluyor. Zor bir süreç. Hatta şu an Özbekistan'da kendisi. Yani biz... Nasıl bunun üstesinden geliyorsunuz? Yani sevince, gelecek görünce bunlar tabii aşılacak şeyler. O yüzden bekliyorsun ve bunu zamanı geldiğinde olacak şeylere kucak açmış bir şekilde bekliyorsun. Peki kız arkadaşın da oyuncu. Yani ikiniz de oyuncu olunca oyunculuk üzerine dönem çok bir şey konuşabiliyorsun. Yani evet, çok hani... şey konuşabiliyorsun. Yani ben ondan çok fikir alıyorum. O benden alıyor. O bir de tiyatro kökenli, daha teknik bilgilere sahip. O yüzden tabii ki paslaşıyoruz yani. Kıskançlık var mı? Var. Sen mi daha kıskançsın o mu? İkimiz de. Neleri kıskanıyor? Çünkü mesela şimdi ilk bölümde seni üstsüz gördük, o baklavalar. Yok ama kaslar falan, onlara takılır mı? Şimdi yok, ona kıskamadı ama o Özbekistan'da şöyle bir şey. Dizilerde öyle şeyler yok yani, öpüşmeler, bir şeyler, böyle çıplak sahneler falan yok. Çok alışık olmadığı bir sistem. Ona alışma aşamasında şu an açıkçası. Kız çok oluyor tabii burada tabii seni yani, öyle görünce. Evet, bilmiyor. Onu anlamaya çalışıyor şu an. Senin kıskançlık derecen nedir? Ben de kıskancımdır. Yani çok sıkmadan, rahatsız etmeden bir şekilde ortak noktada buluşacak şekilde kıskanıyorum diyeyim yani. Hani. Güzel. Peki sen hep yakışıklı mıydın? Ben yakışıklı mıyım? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani
Yani üniversitede de dikkat çekerdim, evet. Hı-hı. Bazen şey aklıma geldi şimdi. Arkadaşlarım arkamda yürürdü. Ya bilerek yürüyor, senin arkanda sana bakıyorlar, bizi de arkada, hı-hı, görsünler falan derdi. Hı-hı. Ama hani o zamanlar çok da farkında değildim bunun, hı-hı, yani hani. Belki oyunculuğa da yakışıklı, hı-hı, olduğum için falan başlamadım. Yani, hı-hı, hani en başlarda da bu kadar yakışıklı olduğumu düşünmüyorum. Zamanla yüz de oturuyor, karakter de oturuyor. Hı-hı. Daha bu dediğin, hı-hı, söz gerçekleşiyor yani. Hı-hı. Peki çapkın mısın? Değilim. Hı-hı. Yok, çapkın değilim. Yani. Hiç değilim. Flörtöz? Değilim. Hı-hı. Olmadım hiç. Aa. Evet, hiç flörtöz değilimdir yani. Çok, o konuda düzümdür yani. Hı-hı. Sen o zaman böyle uzun hayatında süre... Hayatında kimse yokken de utanırdım yani. Kimseyle konuşma, öyle birisinden etkilensem bile konuşmazdım yani. Ha, karşı taraftan mı mesela? Evet, beklersin, ben mesela acaba lisede birisini sevmiştim, ortaokulun lisede. Hiç konuşmadan geçti, öyle lise bitti. Gerçekten evet, mi? Evet, 3 sene, 4 sene hiç konuşmamıştım. Utangaç olduğum için. Peki ama... O zamanlar daha çoktu tabii yani. Hani evet, ama ondan sonraki fazlaydı. İlişkilerde hep ilk adımı kadınlar mı attı? Ya genelde ilk adımı kadınlar attı benim, hı-hı, hayatımda, evet. O zaman aslında birazcık da zor bir meslek seçmişsin. Evet. Utangaç birisinin ama o, çok evet, şey yapamayacağı bir meslek, yani kaldıramayacağı bir iş. Çünkü çok şöyle herkese oluyor, bir şey yapıyorsun ya. Şöyle oluyor, mesela kamera olmadığı zaman dışarıda bir fotoğraf çekimi yapıyorken biraz çekiniyorum. Hmm. Ama kameralar, ekip, set oraya girince kameraları ben gördükten sonra o şey bitiyor, evde ama gibi hissediyorum kendimi. Hı-hı. Evet, o an bitiyor. Peki oyunculuk, hani yakışıklıyım ekranda olayım düşüncesiyle mi başladı? Hayır, asla. Hı-hı. Yok yani, değil. Oyunculuğa üniversite yıllarında başladı bu istek. Sonra da burada çalışırken, mesleğimi yaparken böyle bir oyunculuk kursuna gitmeye başladım, eğitim aldım. Böyle menajersiz girdim ben bu şeye. Evet, aslında o zaman adım adım gidersek ben şey okudum, çok şaşırdım. Sen kimya mühendisiymişsin aslında. Kimya mühendisiyim. Kimya mühendisliği okuyorsun. İstanbul'da yüksek lisans yaptım iş güvenliği uzmanlığı üzerine. Evet, sen kimya mühendisliği yaparken yıllık izinini kullanıp ilk filmin olan gördün onları? Zeytinyağlı Yiyemem Aman'da oynamışsın. Evet, ben gerçekten... Zeytinyağlı yiyemez misin? Falan diyor. Aynen. Ya şöyle, ben en dipten başladım. Ve tek başıma başladım. O yüzden yaptığım her iş benim için anlamlı ve benim hayatımda bir güzel, yere sahip. Evet. Ve ben onlardan tecrübe edinerek geldim. Tabii ama evet, yıllık izinde sen filmi nereden bulduğunda düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim çalışmadan oyunculuk kovalayacak bir maddi manevi durumum yoktu. Hı-hı. Aynı zamanda para kazanmam gerekiyordu hayatıma devam etmek için. Çünkü biliyorsunuz bu kesin olacak diye bir şey yok. Oyunculuk için bu, yıllarca uğraşan insanlar var. Bir sürü var, bunu deneyen insan, evet, var. Ben bu süreçte parasız kalamazdım. Dolayısıyla çalışırken yapmak zorundaydım bunları. Ben işten çıkardım. Akşam Hadımköy tarafında işte. Oradan Cihangir'e gelirdim kursa falan. Gece eve dönerdim. Sabah işe falan. O şekilde bir süre başladı. Ve yıllık iznimi alıp ilk set gününe sete çıktım. Gitti. 15 günlük gittim, film çektim, yıllık izinden döndüm. Tekrar işe gittim falan. Şirkettekilerin haberi var mı olaydan? Onlara dedim ben Malatya'ya gidiyorum dedim. Gerçekten mi? Sonra adamlar seni görünce ne oldu? O zaman işten ayrılmıştım. Çünkü o işten hemen sonra başka bir projeye başladım. Geldi tekrar başka, evet, bir proje hemen, geldi. Hemen. Bir ve ay içinde. Ondan sonra şey dedin, artık ben buradan bu meslekte ilerleyeceğim. Ondan sonra tabii o direkt oraya yöneldim yani, evet. Peki sonra ne oldu? Sonra sen ama tekrar bir de yüksek lisans yapmışsın galiba. Evet, yüksek lisansı zaten yapmıştım. İlk projeme başlarken yapmıştım. İş güvenliği, evet, üzerine. Evet, iş güvenliği. O alanda çalışıyordum zaten. Hı-hı. İş güvenliği uzmanlığı yapıyordum. Master yapmışsın. Tezin de film ve dizi sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda seçmişsin. Tezim, evet. Onu seçtim ama daha tezi bitiremedim. Şaka yapıyorsun. Evet, tezi bitiremedim. Yani hiç zamanım olmadı. Peki o zaman şimdi sorayım. Madem bunun üzerine tez yazan bir adamsın, setlerinde içindesin. Aha. Gerçekten bu setlerde iş güvenliği var mı? Var. Artık, hı-hı, var. Eskiden zaten senin yok, olduğun yerde vardır herhalde. Yani evet, güven içinde çalışıyorsun. Elimden geldiğince şey yapıyorum ama tabii ki o zaman sıkışıklığında her zaman kollayamayabiliyorsun. Yani setteki arkadaşlar da aynı şekilde riskli durumlar oluyor. Çok da riskli durumlar yaşadım açıkçası setlerde. Bir projede vefat eden birisi oldu önümde, kuaför. Kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdi, kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ne bileyim, hastane sahnesi çekerken kafasına bir şeyler düşen kişiler gördüm. Çok kaza oluyor açıkçası. Ama son yıllarda bunlara daha dikkatli ediyor. Mesela ambulans sürekli her sette var.
Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Artık iş güvenliği her alanda var yani. Devlet de daha tetikte bu konuda. Hı hı. Şimdi peki bir yanda kimya mühendisliği cepte duruyor. Evet, duruyor. Sen oyunculuk unuttuk yapıyorsun. Ama unuttuk ama. Ailen ne dedi? Yani mesela benim ailem olsa şey derdi. Sen mühendis olmuşsun, bu kadar okumuşsun. Gelmişsin şimdi bir dizide oynayacaksın da. Oho parlayacaksın da. Evet, iş işten ne olacak? Sen şu mühendisliğine devam et oğlum, delirdin mi? Hani aileyi ikna etme gibi bir süreç yaşandı mı? Yaşandı. Çünkü ya şöyle, bizim ailelerin %80'i şu şekilde düşünüyor. Oğlum ya da kızım garanti bir işte olsun. Evet, bir avukat altın bileziği olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun. Bir yerde sabit çalışsın. Kimse risk, çocuğunu risk almaya yönlendirmiyor açıkçası. Hı-hı. Bu en büyük yanlışlardan biri. O yüzden çocuk zaten risk almayı özgür kaldıktan sonra anlamaya başlıyor. Yani üniversiteye gittikten sonra tek başına kararlar vermeye başlıyor. Hayatı da bu şekilde değiştiriyor. Tabii ben de başlarken en başta tepki çekti. Hani babam özellikle hani emin misin, ne olacak, nasıl olacak falan. Çünkü bizim işte büyük bir bilinmezlik var. Garantisi yok. Başına bir şey gelse direkt zaten hani çok acımasız sektör. Ama öyle şey olmadı. Rahatsız edici boyutlara gelmedi yani. Şimdi mutlular mı gördüklerinde seni? Veda mektubunda izlediklerinde böyle başrollerden biri olarak falan. Mutlular. Ama önceki işlerinde de aslında o kadar tanınmışsın ki. Bir markanın Endonezya'da Marka 110'un açılışlarına katılmışsın. Evet. Hani okuduğumda Endonezya nereden çıktı dedim. Yani nasıl bir şöhret vardı? Yani kaç ülkeye yayılmış? Benim ilk oynadığım dizide 45 ülkeye satılmıştı o iş. Sizin adı neydi? Elif dizisi. Elif'ti. 3 sene orada oynamıştım. O iş yani sektördekiler bilir yurt dışındaki başarısını. Yani Endonezya'da yaşadığımı, bunu hiçbir zaman da konuşmayı sevmedim. Ama oradaki izdiham, yani 100 kişi, 1000 kişi falan değil. Ben şeyli ya 15 korumadan aşağı gezemiyordum zaten. Gerçekten gittim. Mi? Evet. Böyle kapanıyorlardı üstüme, öyle yürüyordum. Korkudan böyle gidiyordum yani. Hani beni görecekler, arabaya bir şey yapacaklar falan diye. Öyle bir izdiham vardı. Ay inşallah videomuzu Endonezya'da da izlerler. Aynen. Endonezya öyleydi. Severim. O yüzden evet, ayrı bir bağım var orayla. Peki şimdi kaç ülkede dedin sen bu şekilde? 40-45 ülkede var. Latin Amerika'da. Ülkede. Evet, Latin Amerika'da. Ya, Balkanlar'da. Peki hani mesela oraya da gitmiş bir oyuncu olarak, yani sence bizim dizilerimizi bu kadar çok sevmelerinden, hani bu sadece Elif özelinde değil işte, belki Muhteşem Yüzyıllar vardı, Aşk Memnular, hani oralarda çok seviliyor. Hani bunu neye bağlıyorsun? Neden Türk dizilerini bu kadar çok sevip benimsiyorlar? Yani bir kere Türkiye'nin başarısı tartışılmaz bu konuda. Her ülkede Türk dizileri gerçekten, dünyada zaten ikinci sırada diye biliyorum ihracatta. Daha hayattan konular işleniyor olabilir. Bir de kültürümüz insanların daha dikkatini çekiyor olabilir. Çünkü hani Endonezya'da bizim kültürümüzle alakalı bir bağ yok aslında. Ama buradaki sözler, olaylar, gerçekleşen şeyler onların daha dikkatini çekiyor. Daha bir de kendinden daha çok insanlar şeyler buluyor bence. Ve bu işin artık fabrikası Türkiye yani. Hani şimdi bir araba üreten fabrika nasıl yurt dışına arabasını satıyor? Biz de aynı şekilde yani. Evet. Büyük bir pazar artık. Peki yakışıklı adamsın. Evet, bir kız arkadaşım var, onu köşeye koyalım. Ona takıldık. Ondan sonra. Aynen, sen bir takıldın. Ben takılmadım. Evet. Şimdi onu köşeye koyarsak ahlaksız teklifler geliyor mu? Geliyor tabii. Gelmez mi yani? Geliyor. Instagram'dan mı, DM mi? Instagram'dan geliyor. Her yerden geliyor yani. Onları görmüyorsun yani. Dereceler ne peki? Mesela birden 10'a kadar derecelendirsek. Yani 8'ler, 9'lar. 8'ler, 9'lar. Onlar. Her şey var. Ne yapıyorlar abi? Mesela hani çıplak fotoğraf. En masum evlenme konuma... teklifi, öyle söyleyeyim yani. Hani aa, en masumu o yani. Değil be. En masumu diyorum işte. Masum. Evet, en masumu. Yani öyle çıplak fotoğraflar, konum atmalar. Ya onlara girip bakmıyorsun zaten canım. Ama yani hani yorumlara baktığın zaman, eleştirilere bakmak için öyle karıştırdığında falan. Peki stalklar mısın? Sosyal medyaya sosyal konu gelmişken bu sonraki evet, soruydu ama burada kullanmam sonra... açıkçası sosyal medya. Kullanmam derken mesela sayfamda ayda bir fotoğraf paylaşıyorum genelde. Mesela öyle. Fake hesabın var mı? Yok. Kendi fake hesabından evet, direkt. Evet, kendi hesabım var. O kadar da aktif değilimdir. Twitter'ım falan da yok mesela. Sürekli bizim oyuncu arkadaşlarım da söylüyor. Bir Twitter aç artık. Zamanı evet, falan. Bir de artık hani oyunculuğun çok oralardan yürüdüğü evet, bir dünyadayız. Bakmak lazım. Evet. O yüzden sosyal medyayı biraz daha aktif etmem gerekiyor. O konuda biraz sıkıntılı bir süreç içinde. O zaman içinde... sen stalklayamıyorsun da. Yok, çok gizli öyle karıştırmıyorum gizli yani. Falan. Yönetmen olursa ya da stalkladığım
hatırlamıyorum son zamanlarda ne var mesela. Hani magazin sayfaları belki öyle bir bakıyorum bizim hani ne olduğunu. Yani takip öyle, edemediğin için öyle bir isim yok yani. Beni şok edecek bir isim yok. Yok. Peki mesela son dönemde daha çok hani böyle eleştiriler sosyal medyada da çok yapıldı. Twitter'da da işte oyuncular bununla ilgili paylaşımlar yapan oyuncular oldu. İşte kadınların hani estetikli suratları ve işte erkeklerin işte kaslı vücutları, hani her şeyi başrolleri çoğunun işte hani cam gibi mimiksiz suratlar ve ondan sonra kaslı vücutlarla başrol olunduğuna dair. Bu eleştiriye katılıyor musun? Ya bunlar başrol olmak için yeterli mi? Değil. Ben mesela şu an ki işime kadar hiçbir zaman fizimle ön planda olmadım. Ama bu işin biraz daha bu yöne yatkın olduğu için, zaten senaryo o şekilde ilerlediği için biraz öyle şeyler oluyor. Yoksa önceki işlerimde zaten ben fiziğimi kullanarak bir başarı yakalamış değilim yani. Tamamen oyunculuğa odaklanmış durumdayım yani. Hani dış görünüşümü çoğu zaman unutuyorum bile. Hatta dışarıdaki insanlar benim daha farkında olmam için konuşuyorlar bazen. Hani sen böylesin ya, sen farkında ol falan diye. Hiç o konulara şey yapmıyorum yani, düşünmüyorum. Ama bizim ülkemizde önemli öyle şeyler. Dikkat ediyor. İnsanlar dikkat ediyor çünkü. Yapımcılar da o yüzden daha ona yöneliyorlar. Peki sence sen John musun? John ne demek ki? İşte hani John roller var. Bir de daha böyle karakter roller var ya işte John. Hani herkesin daha çok hani arzu duyduğu, işte yakışıklı, o başrolün getirdiği. Eğer öyleysem de öyle olmak istemiyorum yani. John kavramı beni rahatsız ediyor. Neden? Yani işte dediğin gibi sadece görünüşünden dolayı, fiziğinden dolayı, bakışından, yani bir şeyden, bakış önemli de gerçi bizim sektörde, şimdi orayı karıştırmayayım. Tamam. O yüzden jönsen, olmasan daha iyi ama bazen öyle bir yan roller oluyor ki yani hani jönüm diyeni dövüyor geçiyor yani oyunculuğuyla. Herkes onu konuşuyor. Kimse jönü konuşmuyor o zaman. O yüzden burada performans çok daha önemli bence. Ha, öyle takıntıların yok yani. Ben illa böyle başrolde jön alacağım falan. Yok. Hani yan rolde çok ciddi bir karakter rolde gelse kabul edersin. Direkt. Tabii. Peki bir yandan da sen şimdi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 2014'ten 15'ten beri yapıyorum. 14, evet. 15, yani 8-9 senedir. Evet. Kaç yaşındaydın? 32. 32 yapıyorsun. Peki şimdi aslında şöyle baktığımızda çok ciddi bir sene aslında 8-9 sene. Ve işte bir sürü ülkede tanınıyorum diyorsun, işlerim var. Aslında bir sürü de alttan gelen de işte genç çocuk var ve işte mesela sizi gördüğünde senin gibi olmak istiyor. Bunun hayallerini kuruyor. Belki işte bu röportajı izlediğinde de şunu görecek. Bak işte kimya mühendisiymiş, cesaret etmiş, her şeyi yıkmış ve bunu yapmış. Evet, bir yandan çok güzel bir ilham hikayesi bu. Ama bir yandan da aslında herkesin de belki başaramayacağı bir durum. Onlara ne söylemek istersin? Yani bu iş böyle bu kadar, yani şans yaver gitmiş belki senin için ama yaver gitmezse bu kadar kolay, hani tık 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 her şeyin yolunda gitti bir hayat mı bu? Şimdi şansım yaver gitti derken, şansım o kadar da yaver gitmedi açıkçası. Ben verdiğim mücadeleyi kendim biliyorum. Çok paylaşmam da etrafımdaki. Bunu sevdiğim, çok değer verdiğim insanlara da çok paylaşmam. Çektiğim zorlukları ben biliyorum yani. Sıkıntılar yaşadığım dönemler oldu ama hiçbir zaman pes etmedim. O yüzden işte dediğim gibi belki hayatlarında geçinici ya da başka uğraşları varken böyle bir yola meyilleşmesi biraz daha garanti oluyor insanlar için. Daha az risk almış oluyor. Öyle bir yol deneyebilirler benim denediğim gibi. Ama hayallerinden asla vazgeçmesinler. Yani herkesin bir zamanı var. O zaman geldiğinde olacak şey yaşanıyor. Ümitsizliğe falan kapılmamaları gerekiyor. Ama her şeyde toz pembe değil. Değil. Anladığım kadarıyla değil, değil mi? Değil. 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 Çok. Çünkü çok hani, sorguladığım zamanlar oldu. Zor zamanlar geçirdim. Çünkü hani biz dışarıdan bakınca izleyici olarak hani öyle görüyoruz ya, işte iki dizide oynuyorlar diyoruz. Ne kadar güzel, işte paralar da kazanıyorlar, ünlü de oluyorlar, şey de oluyorlar. Hiçbir şey öyle değil tepsiyle yani. Sunulmuyor. Dün dörtte bitti mesela işin. Büyük emek harcanıyor bu işte. Hem psikolojik olarak hem her anlamda kendini koruman gereken bir sürecin içindesin. Kendine bakman gerekiyor her alanda. Kilona, fiziğine, yüzüne, oyunculuğuna, görüştüğün kişilere, ailene, her şeye dikkat etmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Onları yönetmek o kadar kolay değil. Peki şöhret sana ne ifade ediyor?
Bana hiçbir şey ifade etmiyor şöhret. Hı hı. Yani hiçbir anlamı yok. Peki hayalini kurduğun şey nedir bu meslekle ilgili? Yani 10 sene, belki daha yakın bir sürece bakarsak 5 sene. Hani böyle 5 sene sonra şeyin mi hayalini kurarsın? İşte şu yönetmenlerle çalışayım, sinemada şunu yapayım veya işte şuradan ödül alayım veya iki tane dizi yapayım ama şöyle olsun gibi mesela nedir hayalin? Yani yastığı böyle kafana koyduğunda hani hayal kurarız ya kendimize ilgili. Sen neyin öyle hayalini kuruyorsun? Yani bir çalışmak istediğim tabii ki yönetmenler var ama onun hayalini kurmuyorum. Çünkü yeni gelen jenerasyon çok kuvvetli geliyor. Sadece oyuncu için değil, bu yönetmen için de geçerli. Çok iyi yönetmenler var genç. Onlarla belki hiç büyük yönetmenlerle yakalayamadığın frekansı onlarla yakalayabilirsin. Öyle bakmıyorum olaya. Sadece şu an yeni oynayacağım karakterleri, yeni gireceğim, bürüneceğim rolleri, onların hayalini kurmak hoşuma gidiyor. Ve belki ileride yurt dışında iş yapmak istiyorum. Evet, yani hani ileride tüm dünyaya ses getirecek tabii ki. Herkes gibi ben de öyle bir hayalim var yani benim de. Güzel. Sen Malatyalısın. Malatyalı. Anne baba ne iş yapıyordu? Bu babam, annem bu İstanbul'da oturuyorlar. Biz 10 yaşında taşındık İstanbul'a. Doğma büyüme Malatyalıyım yani. Hatta ailemin teyzemler falan büyük kısmı Malatya'dalar. İşte bu deprem olayından dolayı biraz zor bir süreç yaşadık. Hani bir sıkıntı yok ama kimse evine giremiyor şu an. Evet, sana onu soracaktım. Orada kayıplar yaşadın mı? Yaşamadım kayıplar ama psikolojik olarak büyük sıkıntı yaşıyorlar. Evleri ağır hasarlı olanlar var. Bir kısmı zaten ailemin bizde. Öyle bir bölündüler Malatya'da. Zaten biz burada yaşıyorduk. Geçmiş olsun. Anne baba mesleği neydi? Annem ev hanımıydı. Oyunculukla ilgilenen kimse yok. Kaç kardeş? Üç kardeşim. Bir ikiz kardeşim var benim. O Avustralya'da şu an. Kız çok mı, mutlu erkek, erkek. Sidney'de. Benziyor mu sana? Benzemiyor ama şey, ses tonu, işte hareketler, mimikler, onlar benziyor. Böyle şey tek yumurta ikizi falan da. Çift yumurta. Bu şey var mı mesela, onun canı acıdığında seninki de acıyor falan gibi. Yok, öyle bir şey yok. Ama benim onu merak etmişim, sen ağlarken o hisseder falan. Tek yumurtada olabiliyor herhalde. Ama hayatımda en önemli yere sahip kişilerden yani biri. O farklı bir şey. İkiz olmak normal kardeş gibi değil. O farklı bir şey. Yani onun için yaşıyorsun. Her başarında ona nasıl faydalı olabilir mi düşünüyorsun. Ben yani kendi başarılarımda bile sürekli onunla konuşmasam bile onunla paylaşıyorum aslında. Adı ne? Yunus. Yunus. Ha. Diğer kardeş o kız, o da kız kardeşim. Mi? O da psikoloji öğretmeni. Okuyor. Peki öğretmeni. Çalışıyor. Peki mesela böyle işte gözünü kapattığında çocukluk dediğimizde ne hatırlıyorsun? İlk aklına bizim gelen şey ne? Bizim çocukluğumuz, o son jenerasyonun yaşadığı çocukluk. Yani öyle sokaklarda büyüyen, misketler oynayan, maçlarda birbirini sakatlayan, kavgalar, gürültüler, öyle bir çocukluk yaşadım ben. Tabii çocukluk, şu an mesela o çocuklar artık öyle yaşayamıyor. Biraz asosyal yetişen bir çocuk güruhu görüyorum açıkçası. O yüzden çocukluğumdan çok mutluyum yani. Onları sürekli hayal ediyorum. Zaten onlarla bugüne geliyoruz. Karakterimiz onlarla oluşuyor. O yüzden iyi ki böyle. Peki bir röportajında şey demişsin, oyunculuk benim çocukluk hayalimdi demişsin. Hani şey var mıdır mesela, işte kimileri der ki şu filmi izledim, hayatım değişti, öyle oyuncu olmak. Öyle bir şey olmadı ya. Çocukluk hayali mi demişim? Öyle de evet, değil hani aslında ya. Bilmiyorum, belki de öyle sallamışlardır. Olabilir. Çocukluk hayali. Öyle ya. Yazmışlar işte falan diyor. Herkes biz değil işte, öyle sallıyorlar. Çocukluk hayali değildi. Değil, değil. Sonradan mı oluştu, evet. Dediğim gibi yani özgür kaldığın zaman arkadaşlarınla olan muhabbetlerin, eğitim hayatının, senin karakterini tanıma döneminde sadece okuduğun bölümü yapmaya yoğunlaşmıyorsun. Farklı alanlara yöneliyorsun. O süreçte gerçekleşen bir olaydı. Peki Emre'yi hiç tanımayan birine üç kelimeyle nasıl anlatırsın? Dürüst, samimi, sonuncuyu da sen söylesen, tanıdın beni bence. Güler yüzlü, sıcak. Evet, ondan sonra diyebiliriz yani. Evet. Ondan sonra samimi gibi yine oldu ama öyle yani, sıcak, güler yüzlü. Evet. Peki ondan sonra şimdi hızlı sorular. Hazır mısın bunlara Emre? Hazırım, hadi.
Şimdi bir asansörde kaldın. Asansöre bindin, asansör bozuldu. Bir saat boyunca asansörde biriyle baş başa kalacaksın. Kimle kalmak isterdin? Yani büyük ihtimal zarar görmesini istemedim birisi. Tanımasam daha iyi. Öyle yani. Yani bir şey olursa zarar görmesin. Ha şöyle bir Angelina Jolie olsun bilmem ne olsun. Bir saat asansörde kalacağız. Zarar görmesin ne ya? Hani asansör düşer falan ne bileyim ben bir şeyler olur. Peki. Hadi bundan yırttın. Yırttım devam. Büyük ihtimal hepsinden böyle yırtacağım. Bir mutluluk tablosu çizsen içinde ne olur? Ailem olur. Oyunculuk dışındaki en büyük tutkun ne? Satranç. İyi misin de? Güzel. Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Çekirdek yemek, gülmek. Yok bunların sonu var yani. Son olmayan bir şey düşünüyorum. Ne bileyim. Spor yaparken durmakta zorlanıyorum mesela. Güzel. Çok hoşuma gidiyor. Yaparken yakalandığın ve en utandığın şey neydi? Utandığım bir şey olmadı. Utandığım bir şey olmadı. Görünce gözlerine alamadan baktığım bir şey söyle. Kız arkadaşım. Güzel. Peki. Çok garanti gidiyorum değil mi? Şu an fazla vermedim. Çok asla vermiyorsun. Aynen, devam. Hani soruları daha sertleşmesi gerekiyor. Bir anda o da asla yapmam dediğim bir şey söyle. Kalkıp gitmem. Onu karşımdakini kırmazdım aslında. Ne bir, olursa olsun. Bir kadında ilk nokta nokta noktaya bakarım. Yani göz çok klişe ama gözüne bakarsın dış görünüşüne. Elleri benim için önemli kadında. Duruşu. Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Aynı olurdum. Güzel. Vallahi bitti. Bitti mi? Hiç falso vermeden bitirdin. Alkışlıyorlar arkadaşlarım. Çok teşekkürler. Katıldığın teşekkür için çok sağ ol. Çok keyifliydi. Aynen valla benim için de öyleydi. En yakın zamanda bir daha. Aynen valla. Yani güler yüzünle bize çok güzel enerji verdi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi hafta sonları.